Merhaba arkadaşlar. Aslında blok zincirle ilgili bir eğitim videosu çekiyorduk, çektik, YouTube'a attık. O arada bu Instagram'ın yeni uygulaması Thread ile ilgili de bir video çekmek istedim. Ben aslında birkaç videoya baktım ama biraz olayın ana ekseninden kaydığını görünce bir bilgilendirici video paylaşmak istedim. Aslında şöyle benim YouTube kanalında bulabilirsiniz. Elon Musk'ın ilk Bitcoin tweeti attığında daha o günden kavgasının Zuckerberg ilgili olduğunu çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yani orada işte Zuckerberg e, Joe Green ilişkisi yani bunları sosyaller tarih kitabında incelemiştim. E, Zuckerberg'in her zaman aklında siyaset olduğu ve bununla ilgili yaptığı çalışmalar, Forward as hareketini lobi hareketine kurması vesaire Demokratlara oradan e, özellikle etkide bulunması. Bunları anlatmıştım. Ona bakabilirsiniz. Şimdi bu Instagram thread ile ilgili videoda da birkaç detaya değineceğim. Yani bu meseleyi anlamaya çalışıyorken aklınızda olmasını isterim. Birincisi web 2 ekonomisinde ciddi bir tıkanma var. Yani işte Google diyor ki ben reklam engelleyici kullanıyorsan seni bir süre sonra bloke edebilirim. Twitter diyor ki görüntülenme sayısını azaltabilirim falan filan bir krize doğru gidiyor internet ekonomisi. Bu krizlerin fırsat olduğunu da aslında herhalde eşi Çinli olan Mark Zuckerberg iyi biliyordur. Zaten internetin yani web 2'nin başından itibaren bütün krizleri çok iyi kullandı. Burada da konumlanıyor ama burada bir başka parantez açmak lazım. Bu mesele sadece işte reklam şirketlerinin yarışı, internet teknolojilerinin yarışı değil bu yarış aslında e, cumhuriyetçilerle demokratlar arasında bir yarış. E, şöyle bir şey var Instagram'da thread dediğinizde e, şu tam araya basıp thread e, şey ticket yazdığınızda bir takım olmuş şimdi de. Ticket yazdığınızda sizi direkt bu siteye atıyor. Geri sayım sayacı var. E, ve buradan aslında biraz da şeyler sızmış durumda görüntüler. Şu sosyal medya hesabı sızdırmış durumda özellikler var. Burada eleştiri genelde şey üzerine. Yani Facebook bütün verileri alacakmış. Bütün verileri alıp yine yapacak. Aslında Facebook bunu yaparak gelir modeli kısmını çözüyor. Twitter'da biliyorsunuz adınızı bile vermenize gerek yok normalde. Ve Twitter'da diyor ki ben verini kullanmıyorum. Hatta kendini bazen haber sitesi olarak ön plana çıkarıyor. Ona göre kategorilendirme yapıyordu. Ama şey adı nedir Facebook bütün veriyi alıyor alıyor o şekilde reklam modelini oluşturuyor buna okey diyorsan zaten gel diyor ve bunun karşısında da sana işte sınırsız bir aslında kullanım alanı veriyor tabi bir yere kadar bir yerden sonra muhtemelen o thread üzerinde de aynı Facebook page de yaptığı gibi şey yapacak. İki hesap yapacak. Bir ticari hesap. Onun gönderilerini %15'e gösteririm. Üstüne para ver falan diyecek. Ama şu anda konumlanıyor. Konumlanmasının en önemli sebeplerinden biri de önümüzdeki Amerikan seçimleri, başkanlık seçimleri. Çünkü Zuckerberg demokratlar tarafına, Elon Musk da cumhuriyetçiler tarafına konumlanıyor. Bununla ilgili bir tane haber buldum. Hani Türkçe'ye de çevirdim ki rahat görüntülensin. Burada Forbes'ta çıkan bir haber, iki ay önce çok yeni. Elon Musk, Mark Zuckerberg'i Biden'ı göreve getirmek için milyonlarca dolar bağışladığı hakkında yanıltıcı bir iddia yaydı. Haber bu. Zuckerberg'in e, Demokratlarla ilişkisi ile ilgili e, bir iddia yaydı diyor. Yani aslında bu her şeyi gösteriyor arkadaki kavgayı veya işte Donald Trump'ın Twitter hesabını Elon Musk'ın Twitter aldıktan sonra açması bir tane de hesap buldum burada. Fake, deepfake Zack diye. Burada da Zuckerberg'in bu, tavır, bu konulardaki tavırlarına ironi yapan deepfake videoları yayınlanıyor Twitter'da. aslında işin arkasında bu var. Çünkü Amerikan başkanlık seçimlerine giderken çok büyük bir kavganın sosyal medya üzerinden döneceği biliniyor. Çünkü her yeni seçimde 4 yılda yeni bir kuşak dahil oluyor. Ve teknoloji okuryazarlığı çok yüksek bir kuşak. Ve bu kuşak ...sosyal medya üzerinden konumlanıyor. Burada bir fark var. Yani bir önceki başkanlık seçimlerine göre... ...2024'e giderken yapay zeka maliyetleri çok düştü. Yani tabiri caizse ayağa düştü. Öncesinde işte o Cambridge Analytica gibi skandallarda... ...sizin işte bir e, sosyal medya profilini yapay zeka ile eğitip... ...onun daha sonra atabileceği içerikleri tespit etmek... Veya işte benim profilimi analiz ettiğiniz bu kişiyi A partisine yaklaştırmak için hangi noktadan ona nasıl bir mesajla iletişime geçilebilir gibi şeyler yapay zeka tarafında hem maliyetliydi hem de insan kaynağı yoğundu. İşte bunun için neler kullanılıyordu işte ajanslar, ekipler vesaire. Ama zaten C, gelişmeleri de takip ediyorsunuz. Bunların maliyeti çok düştü. Ve biz işte şunu demeye başladık. Bununla ilgili birkaç gün sonra bir yazı çıkacak. Twitter'dan paylaşırım bir analiz. Jeopolitik, sentetik jeopolitik diye. Şunu gördük. Yapay zeka ile aslında sentetik içerik üretip bu maliyetleri çok düşürebiliyoruz. Yani Arap Baharı'nın maliyetini siz 50'de 1'e düşürebiliyorsunuz. Amerika için söylüyorum yani. Ve burada bu savaşın ne kadar kızışacağını gördü Elon Musk Yani Twitter'ın zaten açıklamalarında GPT'nin onu eğitim için kullandığı ile ilgili de ciddi eleştirileri vardı. O sentetik içerikler üzerinden Cambridge Analytica'nın 100 katı gücünde bir şey yapabileceğini gördü. Yani A profili diyelim bu profili siz sinirlendirmek, üzdürmek, mutlu etmek, üzmek, mutlu etmek, güldürmek istiyorsunuz. Her biri için e, o sosyal medya ekiplerinin oturup çalışması gerekiyordu veya işte veri bilimi uzmanlarının. Yani bu biraz maliyetliydi. Artık yapay zeka araçlarındaki gelişmelerle bu çok maliyetsizleşti. Maliyetsizleşince bu tarz genel seçimlere çok daha rahat ...manipüle edilebilir hale geldi... ...sosyal medya kaynakları kullanılarak... ...orada e, bir tür... ...aslında... E, ...kapının kilidini kapattı... E, ...Elon Musk... ...bunu görünce de Zuckerberg... E, ...bunun karşısında zaten... Kri, e, ...kriz anında konumlandığında kazanıyorsun... ...internette ve konumlandı... E, ...aslında odanı... ...metaya, metaverse'e direkt aslında ...metaverse e, dediğimiz bu... Üç boyutlu sosyal adı kısaca çok kısaca tarif edebileceğimiz hale çevirmişti. Ama şu anda işte özellikle de bu Amerikan başkan seçimleri de yaklaştığı için ciddi içeriklerin döndüğü yerde demokratların da konumlanması gerekiyor. Çünkü Elon Musk'ın sağ solunu bilmiyorlar ve cumhuriyetçilere yakın olduğu biliniyor zaten. Buna karşı da hamlesini yapmış oldu. Onun dışında buradaki şeylere bakabilirsiniz. Yani burada zaten meta ekibi bu user experience konusunda çok tecrübeli. Yani bu şeye benziyor. Tarkan'a şarkılarına yeni bir şarkı çıktığında sormuşlardı. Hani kimse beğenmedi şarkıyı. Tarkan demişti onlar önce beğenmez sonra beğenirler. Facebook'un güncellemeleri de ve gerçekten beğenilmişti. Facebook'un güncellemeleri de öyle. Yani ilk başta herkes isyan eder. Hatta geriye dönüş temalarını kullanır. Sonra yine kabul eder. Burada çıkacak her şey Facebook'un çok titiz çalıştığını yani, yani tahmin ediyorum az çok. Dolayısıyla buraya böyle güçlü bir aktörün girmesi dengeleri değiştirir. E, ne yönde değiştirir göreceğiz. Ama benim tahminim seçim sürecinde... Bu taraf yani Facebook tarafı demokratlar, Twitter tarafı da cumhuriyetçiler etrafında konumlanacak. Ama her iki sosyal ağında güçlük kalabileceğini düşünüyorum. O yüzden sizin de hesap açmanızda fayda var. Meseleyi birkaç boyuttan ele alan böyle bir sohbet videosu oldu. Umarım faydalı olmuştur.